1902 Bağdat'ta 1993'te idare etmiş. Ömer Halit Sipahioğlu Atina'da yine 17 Kasım terör örgütü tarafından şehit edilen mensubumuz. Müsteşar iken. Söylediğim gibi burada 9 şehidimiz metfun. Toplamda 31 Ermeni terör şehidimiz var. Ama bunların dışında 60 kadar ağır yaralanan, sakat kalan maalesef engelli olarak yaşamak zorunda kalan mensuplarımız, aile mensupları var. Bu Ermeni terörü özellikle 1973-86 arasında çok yoğun olarak devam ediyor. Dünyanın her yerinde buna göz yumuluyor. Failler yakaya yakalanmıyor, yakalanırsa çok hafif cezalarla ya da ağır cezalarsa da. Onların şerrinden emin eyle ya Rabbi. Amin ya mu'in ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. 1973'te başlayan, tarihte eşi benzeri görülmemiş alçakça terör eylemleri, Türk diplomatlara karşı yıllarca süren bir terör dalgasına dönüşmüştür. Yıllarca ülkemiz hakkında güvenli değil uyarısı yapan devletler, Avusturya'dan Fransa'ya, Portekiz'den Amerika Birleşik Devletleri'ne, Kanada'dan İtalya'ya, İspanya'dan Hollanda'ya, Yunanistan'dan İsviçre'ye, Belçika'dan Bulgaristan'a kadar Avrupa'nın birçok ülkesinde, üstelik diplomat düzeyinde terör saldırısına maruz kalmış olmamız, bu söylemeyi kabul eden devletlerin iki yüzlülüğünü açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 31 diplomatımızın ve bazılarının aile fertlerinin, hatta kendi vatandaşlarının da vefatına neden olan bu korkunç terör saldırıları, bütün dünya ülkelerinin hep birlikte gür bir sesle kınaması gereken hazin olaylar idi. 1982 yılında Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın trafik ışıklarında şehit edilmesinin hüznü hala çok tazedir. Katil zanlısı Sasunya'nın daha birkaç ay önce 21 Şubat 2021'de tahliye edilmesi, adı geçen zanlının tehdit oluşturduğuna ilişkin yeterli delil görülmemesi ve mahkeme kararında zikredilen ifadelerin aslında siyasi bir mesaj içerdiği çok açıktır. Ermenistan, tarihi siyasallaştırmak için gerek üçüncü ülkelerin parlamentolarına ve bölgesel ve uluslararası kuruluşlara yönelmiştir. Ermeni tarafının tarihi gerçeklere aykırı olarak kabullendiği ve diğer ülkelere kabul ettirmeye çalıştığı söylem, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi çabalarına ve hatta diğer ülkelerle ilişkilerine gölge düşürmektedir. Umuyoruz ki bu yaklaşımlar ve söylemler artık bir nihayet bulur. Biz Türkiye olarak barış zemininde uzlaşabilmek için çeşitli adımlar atmaya devam edeceğiz. HDP Türkiye'de hukuken kurulmuş bir siyasi parti olmasına rağmen Türkiye'li bir siyasi hareket gibi konuşmuyor. Söylemlerini buna göre ortaya koymuyor maalesef. Ne zaman Türkiye'nin hasımları, düşmanları Türkiye aleyhine açıklamalar yapıyorsa, bir tavır içerisine giriyorsa HDP'nin de onlarla birlikte hareket ettiğini maalesef görüyoruz. Bizim tarihimizin hiçbir dönemi, ne kadar geriye gidersek gidelim, hiçbir dönemine dair utanacağımız, duyduğumuzda, okuduğumuzda başımızı önümüze eğdirecek bir sıkıntımız, bir durumumuz söz konusu değildir. Bugün malumunuz bu 24 Nisan dolayısıyla bugün seçtik. Gazetelerde yer alan haberlere göre, basında yer alan haberlere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz yıl Kongre'de Temsilciler Meclisi'nde Senato'nun almış olduğu kararlara benzer bir şekilde Amerikan yönetiminin de tırnak içinde soykırım konusunda bir ifadede bulunacağına dair bilgiler, haberler yer alıyor. Bunun konuşmamda da ifade ettim. Bir tamamen siyasi bir karar olduğunu söylemeliyim. Niye? Parlamentolarda milletvekillerinin bu konuyla, bu tarihi olayla ilgili bir bilgi sahibi olması, bazı tarihçilerin ifade ettiği gibi yüz binleri aşan belgeleri incelemesi ve daha sonra bir kanaata sahip olmasına, bunun üzerine görüş bildirmesi, oy kullanması söz konusu değildir. Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir yerindeki bir temsilciler meclisi üyesinin, bir senatörün bu konuya dair bir kuruşluk, bir kırıntı bilgiye sahip olmadığını hepimiz biliyoruz.
Yine aynı şekilde en son 1981'de Başkan Reagan bu ifadeyi kullanarak bir açıklama yapmıştı. O tarihten bu yana Amerikan başkanları soykırım ifadesini kullanmadan açıklamalar yapıyorlardı. Yeni başkanın veya yeni yönetimin bu konuda önemli arşiv çalışmaları yapıp da yeni belgelere ulaşıp da bir fikir değişikliğine sahip olduğuna herhalde dünyada da Amerika'da da inanan kimse yoktur. Ne oluyor? Bir takım lobilerle olan ilişkiler bağlamında bir takım farklı siyasi kararlara ulaşılıyor. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin gelmiş olduğu bu noktanın da burada kullanıldığını düşünüyorum. Fakat şunu ifade etmek isterim ki bunun hiçbir bakımdan, hiçbir ülkeye, hiçbir topluma ve tarihe bir katkısı olmadığını, bir zararı da olmayacağını ifade etmek isterim. Yani